Mesela şunu söyleyeyim ben size. Neden Akdeniz tipi diyet yiyenler... Akdeniz tipi beslenme. İşte içinde ot ağırlıklı, işte içinde işte ceviz ağırlıklı. Daha barışçı olurlar. Daha barışçı. Başka? Tansiyon daha düşük. Daha ılımlı hale gelir. Evet, devam edelim. Şimdi bir dakika Murat. Buyur. Çok önemli bir sorun var. Konuşmalıyım. Yani bu durumda, şimdi sen anlatırken, ha dedim Akdeniz diyeti o zaman iyi. Çünkü tansiyon tabii, düşük. Tabii. Kalp hastalığı da az oluyor. Aynen öyle. Daha uzun yaşıyorlar sakin oldukları için. Nasıl olacağız? Nasıl besleneceğiz? İşte sıkıntı şu. Siz hep Akdeniz beslenemezsiniz. Akdeniz diyetine ne yapıyorsunuz? Tamam. İçerisinde yine hayvani gıda alıyorsunuz. O da yasak değil. Ama burada artık ne var? Tamamen mesela ne pompalanıyor dünyada? Veganizm. Vegan. Aynen öyle. Eti tamamen kaldırma. Eti tamamen kaldı. Et bir öcü. Vegan. Başka ne var? Böcek. Yani hep nereye doğru yönlendirme var? Hocam kırmızı et yemeyin de. Ne yerseniz yiyin. Evet. Peki... Kandaki demir oranını biz etten almıyor muyuz? Yani demirimizi et sağlamıyor mu? Kırmızı et de yüksek bildiğim tabii ki, kadarıyla. Tabii ki. Yani yemezsek tabii. Demir eksikliği olur mu? Kesinlikle. Çünkü bir çocuğun büyümesi için, boy atması için kesinlikle kırmızı et yemeniz gerekir. İşte olay budur yani. Evet. Hocam bu genetiği değiştirmiş sivrisineklere dönersek. Çünkü son olarak Brezilya'da 5 milyar doğaya salındı. Şu anda 5 milyar daha salınacak bir laboratuvar her kuruluyor. Hafta, her hafta 5 milyar salınıyor. Kuruluyor. Ha, şimdi bunlar, bakın bunlar böcek asker de olabilir. Biyolojik silah dediğimiz nedir yani? Bir böceğe, bu illa genetiği değiştirmiş sivrisinek olmayabilir. Normal sineğe de yapabilirler, bir başka hayvana da. Genetiği değiştirilerek bunlara istedikleri mesela virüsü enjekte edip yayamazlar mı? Yani geniyle oynayıp ya da geniyle. Sadece bu sivrisineği indirgemeyelim. Evet. Kimler var? Bunlara insek diyoruz biz. İnsek ne? Eklem bacaklılar. İnsek de alemi. Kim var? Kene var mı burada? Var. Bit var mı? Var. Bit zamanında tifüsü yaymıştı. Savaş zamanları. Evet. Peki kene neyi yayıyor? Kırım-Kongo ateşini. Doğru mudur? Doğru. Tamam. Pire neyi yayıyor? Vebayı. O zaman bunu sivrisine indirgeme. O zaman büyük bir ne alemi var? Eklem bacaklılar. Böcek alemi var. Sen böcekleri... İstediğin virüsü yükleyebilirsin. Size bir şey söyleyeyim mi? Sizce bir kenede kaç virüs var biliyor musunuz? Bir kenede 1500-2000 tane virüs var. Of. Adam bunun taşıyıcı zaten. Peki ben belli virüsleri ayıklayabilip belli virüsleri taşıyabilir hale getirir miyim? Evet, nasıl yaparım? Keneleri çiftleştiririm. Yeni bir soy elde ederim. Nasıl yani? Hani hızlı koşan atla iyi süt veren at gibi birleştirsek ne olur? İyi süt veren hızlı koşan aynı mekanizma. O zaman siz bütün böcekleri asker olarak kullanabilirsiniz. Nokta. Silah olarak kullanabilirsiniz. Evet, böcekler bir silahtır. Bunu hiç unutmayız. Böcekler bir silahtır. Yani biyolojik silahtan bahsediyoruz. Şimdi daha bomba geliyor. Şimdi bunlar biz o böcekleri yiyecek millet. Yarın şöyle bir şey olabilir mi? Ya biz bir dakika bir hastalık yayıldı ama biz onun farkına varmamışız. hocam çok insan ya özür dileriz olabilir. Yani çünkü biz daha önce evrimatik olarak böcek yedik mi? Ulan biz karınca yiyen miyiz? Biz daha böcekle tanışmadı vücudumuz. Ne tepki vereceğini biliyor muyuz şu anda? Bilmiyoruz. Ne virüs olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama şey ya doğadan kurtuluş belgeselleri izliyorum ben. Bu İngiliz Amerikalıların oradaki özel kuvvetler genelde aç kaldığı zaman böcek möcek yemeye başlıyorlar falan böyle. Peki bir şey söyleyeyim mi size? Ama o zamanla devam edildikleri için hayır. Bir sürü bugün şu anda bir sürü viral etkenin bulaşma kaynağıdır böcek. Hala. Zaten bir tanesi çok feci çıkardı ondan sonra öldüm diye. Tabii askerler mesela bazen yiyor korkunç viral salgınlar olabiliyor bazen. Ama çok tehlikelidir. Mesela yılan da öyle. İşte yani özellikle hocam şeyde görüyoruz hani Tayland'da falan belgesellerde ve Çin'de zaten. Yani o böceklerin kızartmaları, işte evet. Fareler falan evet. İnanılmaz evet. Şeyler evet. Var. O halk onu doğduğundan beri yiyor. Şimdi şöyle onlar Çin kıtlığından sonra Mao döneminde demişler ki siz hayvanları yiyebilirsiniz. Onun için bunlar alışkanlık edinmişler. Peki. Hani vücut alışmış ona onu demek istiyorum. Hayır doğru söylüyorsun bize göre daha bağışıklardır. Ama yine patlar. Patlar. Yani o patlamaya bir aday bombadır. Bunu o zaman başka hastalıklar oluştu biz bilmiyoruz. Tabii.